Merhabalar herkese. Şimdi birazdan başlayacağız. Mandala nasıl çizilir? Şimdi geçen gün, dün değil evvelsi gün konuştuğumuz üzere bir saniye şurada ekran olarak da tamam. Mandala'nın temel eğitiminin ana başlıklarını verdim. Ve burada size mandala çiziminin yaratıcı lobumuzu nasıl hayata geçirdiği ve anda kalma süresini nasıl uzattığını anlattım, konuştuk. Bu öyle bir süreç ki hayatın içinde çoğu zaman küçük bir tekrar yapacağım. Çoğu zaman şimdide kalmayı unutabiliyoruz ve bizi zihnimiz geçmiş ve geleceğe götürerek geçmişteki bir takım olayları, durumları aklımıza getirerek karar almamızı ve o sıradaki atmamız gereken adımları engelliyor. Ve bazen cesaretsiz, kendimizi endişeli ve kararsız durumlarda bulabiliyoruz. İşte mandala pratiği kendi yetimizle, el becerimizle yaptığımız bu yeti aslında hepimize de var olan bir şey. Bu da bizim hayatın içinde bir alışkanlık haline getirmemizi sağlarken normal rutin yaşamımızda karar çok daha rahat karar almamızı sağlıyor ve odaklanmamızı sağlıyor. Şimdi bunun bir formülü var. Ben size görseller üstünden, bir video üstünden bu formülü anlatacağım. Sadece yanınızda bulundurmanız gerekenler, eğer şu anda halen yoksa boş bir beyaz kağıt, herhangi bir kalem de olabilir, renkli kalemler de olabilir. Renkli kalemlerin olması yaratıcılığınızı daha çok arttıran bir şey. Çünkü o an içinizden gelen rengi seçmek de aslında bir değişim ve dönüşüm yaratıyor içinizde, dış hayatınızda. O yüzden çeşidinizin çok olması sizin de seçme alternatiflerinizi çoğaltıyor hayatın içinde. Hatta ben öneriyorum ki her çeşit kalemin olması, pastel, kuru, keçeli, bunda sınır yok. Yani ne çizeceğim, nasıl çizeceğimiz değil, buna adım atmamız önemli. Hani ne çizeceğimiz de önemli değil, sadece hareketi başlatmak önemli. O yüzden şu anda hani ilk yapanlar için söylüyorum. Sadece boş kağıt ve çeşitli kalemler olabilir. Daha sonrasında pergel, cetvel, bunu 4 hafta üzerinde bir eğitime koyacağız. Online Uyanış Festivali'nin içinde de bu yer alacak. Burada daha sonrasında bunu ileriye taşıyabilmek adına bir takım adımlar var. Ama şu anda yapacağımız sadece boş kağıt ve kalemlerle olacak. Şimdi ben size ekran paylaşarak gidiyorum ve burada göstereceğim belli şablonlar var mandala çizerken. Şöyle muhtemelen görüyorsunuzdur. Şimdi mandalada dairesel alan düzeni oluşturuyor. Düzen alanımızı ne kadar korursak bu alanı genişletebilme, koruduğumuz alan ve bunu genişletebilme alanı oluyor. Düzenle düzensizi ayırıyor. Şimdi mandalada ortadan geçen ekvator çizgisi yer ve göğü, yani mikrokozmos ve makrokozmos diye düşünün. Yukarıda ne varsa aşağıda o var diye düşünelim. Ortadan geçen doğru ise tanrısal alan, dünyasal alanı oluştururken böyle bir eşit alan kurmamızı sağlıyor. Bunu eşit aralıklarla, pergelle böldüğümüz zaman böyle, buradaki şablonun size faydası şu oluyor. Mesela içten dışa desenler yapılmaya başlanılıyor. Seçeceğiniz figürler tamamen size ait olmalı. Aynı belki yapanlarınız olmuştur. Küçüklüğümüzde defter süslerdik kenarlarda. Buradaki şu ölçü oluyor. Buraya ne çizerseniz aşağıya da aynı şekilde çiziyoruz. Buraya ne çizersek buraya da. Bir sıralama takip ediyor. Her bir sırada aslında bir figür seçip onu tekrar ediyoruz. Onu devam ediyoruz. Bu sırada da ayrı figürler olabilir. Böyle büyütebilirsiniz. Veya
bir figürü alıp buraya kadar getirip buradan aynı şekilde burada da. Bunlar sizin ölçüleriniz oluyor. Daha bu çizgileri, paralel çizgileri daha da detaylandırabilirsiniz. Mesela, pardon, bunun gibi. Bundan önceki bunun gibi, bundan önceki bunun gibi. Bunlar sizin seçeceğiniz figürlerde simetriyi ve düzgünlüğü daha çok sağlamanıza sebep oluyor. Bir örnek şöyle göstermek istiyorum. Bu bir video üstünden de göstereceğim. Bakın, boş bir kağıda pergeliniz bile yoksa çok kolaylıkla bir mandala çizebilirsiniz. Bir nokta belirleyip bir kare veya dikdörtgen kağıt olabilir ama kare ve daire ve üçgen iç içe girdiği için kare eril, daire de dişil. İçinizdeki eril dişil dengesinde otomatikman kurmaya başlamış oluyorsunuz. Şimdi bakın bölgeler yarımşar santimlik veya bir santimlik aralıklarla mandalada her şey adım adım. Yani küçükten büyüğe doğru gidilir. Bu da pergelsiz ve cetvelsiz bir simetri yaratmanızı sağlar. Çok fazla ben böyle simetri, daha doğrusu pergel ve cetvel kullanarak desen öğretmeyi insanların kimisi, ben dahil, o sınırlı alanda kalmak stres yaratabiliyor. Onun için öncelikle bu şekilde öğretiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük bir aralıklarla noktalamalarla bir artı yaratıyoruz. Daha sonra bu artıyı buralardan noktalamalarla halkalar haline getiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Daha sonra da bunun içlerine de böyle böyle yarım kavisler çizerek de o demin pergeliniz yoksa kendinize ait ölçü kavramını yaratabilirsiniz. Ama hiç pergelsiz çizim göstereceğim. O da çok sağlıklı ve çok daha özgür, rahat bir özgürlük alanı sağlıyor işte. Ve bakın burada en küçükten en büyüğe doğru bir yaratım başlıyor içten dışa. Buraya bir şey çizdiğiniz zaman bunları siyah ve kırmızıyla gösterdim özellikle. Simetri yani iki göz, iki kulak gibi. Buraya çizdiğinizin tam karşılığına çizeceksiniz. Yani bu da bir denge kurmanızı sağlayacak. Buraya ne çiziyorsanız arkasına da. Buraya çizdiğiniz buraya, buraya çizdiğiniz buraya ve bir tohumu oluşturmuş oldunuz, çıkış noktası. Şimdi buradan sonrasını geliştirmek ve bu simetriyi kendi alanında döndürerek gitmek sizin elinizde. Burada da örnekler. İşte mesela böyle. Bunu süslemek. Yani mandala ilk başta çok zor gibi gözüküyor. Fakat bunu yaptıkça bütünden baktığınızda adım adım gittikçe bütünü oluşturuyoruz. Bütünden baktığımız zaman da çok güzel bir yelpaze ortaya çıkıyor. O yüzden içinizden geldiği gibi motifleri koyup bunları daha sonra da boyayabilirsiniz. Boyayarak da gidebilirsiniz. Örneklemeler de göstermek istiyorum. Burada içten dışa yine pergelli bir desenle yaratılıp üstünde figür çalışmaları yapılmış. Bitti hissi gelene kadar mandalanızı doldurabilirsiniz. Bakın bu da kimine göre bitmiş olabilir ama üstünden böyle süslemelerle tekrar geriye dönüp de bir takım ayrıntılara da girebilirsiniz. Süsleyebilirsiniz. Aynı kendi yemek yapmanız gibi bir şey bu. İçten dışa büyürken yemeğin içine istediğiniz baharatları koymanız, süslemeniz, tamamıyla kendi yaratıcılığınız, kendi el lezzetinizi bulmanız gibi bir yolculuk. Bu da farklı bir. Aslında seçilen figürler sadece çizgi ve noktalamalarla, sadece bunlar birleştirildiği zaman bir zentergal gibi bir örüntü ortaya çıkıyor. Bu örüntülerde bizim kendi içimizdeki dengeyi kurmamızı sağlıyor. Bakın, şimdi bir örnek daha. Bunun gibi. Bunun gibi. Aslında böyle bakınca zor gibi gözüküyor ama küçükten büyüğe gittikçe desen genişliyor. Genişledikçe sizle konuşuyor ve diyor ki burası boş kaldı, buraya da başka bir şey koy.
Bir yere koyduğunuz şeyi yanındakine de koyuyorsunuz, ona da koyuyorsunuz ve böylece gelişiyor. Ve o yüzden yaptıkça büyüyor. Büyüdükçe de siz kendinizi çok seviyorsunuz, çok eğlenceli, çok neşeli bir çalışma haline dönüyor. Bunlar erk hayvanları. Kimisi isterseniz böyle hayvansal figürleri bindi noktasına çizip eskiz kağıdından kopyalayarak da çizip uygulayabilirsiniz. Buradaki figürleri de yaratabilirsiniz. Şimdi ben size bu da yaşam çiçeği çizimi. Bu da ayrı bir formül gerektiriyor. Onun çizimi çok ayrı. Tamamen pergelle yapılıyor. Ben size şimdi şuradan bir mandala nasıl çizilir videosu göstereceğim. Bunun aynısını çizmenize gerek yok. Aklınızda da tutmanıza gerek yok. Sadece bu formülü kendinize göre kağıt üstüne geçirmeniz. Yani burada arkasındaki felsefe çok önemli. İngilizce olanı ben size tercüme edeceğim. Ve yavaş yavaş How to Grow a Mandala. Bu şekilde girdiğiniz zaman internetten de bulabilirsiniz. Bakın şurada sol taraftaki figürlerle, işaretlerle diyeyim, simgelerle ya da bu kadar büyük desen yaratılmış. Buradaki amaç yani 10 tane, 15 tane figürle veya şekille sizler muhteşem mandalalar yaratabilirsiniz. Sizin bu taraftakileri kenara çizmenize gerek yok. Bu sadece öğretici bir video olduğu için ben size bunun üstünden anlatmaya çalışacağım. Siz de aynı şekilde uygulamaya geçebilirsiniz. Vaktiniz burada kalmazsa sonrasında da evde kendi alanınızda devam edebilirsiniz. Boş bir kağıt üstünde bir nokta ile başlıyoruz. Tohumu oluşturuyoruz. Ve bir kısa çizgiyi 8 çizgiyle çoğaltıyor. Kağıdı döndürebilirsiniz eşitliği ve düzeni sağlamak için. Karşılıklı gelecek şekilde dairenin etrafında simetri yaratarak figürü tekrarlıyor. Ve bir tohum oluştu. Bunu siz yaprak motifiyle de yapabilirsiniz, çiçek motifiyle. C İyi seçti şimdi. Şimdi bu halka üstünde bunu döndürüyor. Aynı şekilde dairenin etrafında 8 kere hepsi aynı size'da olacak şekilde kağıdı da her repetition'da tekrarlayarak çevirebilirsiniz. Şimdi farklı bir figür veya şekil ve bunu da istediğiniz alana koyup aynı şekilde tekrarlayıp bütünlüğe doğru yolculuğa çıkıyorsunuz aslında. Doğru ve yanlış seçim diye bir şey yoktur. Bunu sakın düşünmeyin. Evren doğru ve yanlışı bilmiyor. Sadece sessizlikte ne geliyorsa onu aktarın, hayata geçirin. Bu da hayatınızın içinde de karar mekanizmanızı geliştiriyor. S harfi. Şimdi nereye gitmek istiyorsa desen size konuşuyor, söylüyor ve o alanda da ilerliyorsunuz. Bir sonraki adımı asla düşünmeyin. En iyi opsiyon hangisi diye zihninizi ortaya koymayın demek istiyor. Sadece o anda geleni kabul edin ve desenin içinde nereye yerleştireceğinize bakıp bir süsleme yapın. Aslında onu demek istiyor. Hani daha detaylandırılması.
güzel mi olacak, çirkin mi olacak ya yapamazsam gibi düşünceler değil. Sessizliğin içinde geleni kabul etmek sadece. Ve dairenin etrafında onu döndürmek, dikkatinizi ve odağınızı dağıtmadan, kağıda vererek odağınızı. Bunu renkli kalemlerle de yapabilirsiniz. Daha sonra bunun içini dönüp boyayabilirsiniz de. Şimdi deseni hızlandıracak, yani hızlı çekim yapılacak. O yüzden altta yazılan onu ve mandala nasıl büyüyor, gelişiyor. Boşluklar hep doldurularak bu hayatın içinde de kalan boşlukları doldurmamızı sağlıyor fark etmeden. Görmediklerimizi görmemizi sağlıyor. Farklı bir farkındalık açısı, bakış açısı kazandırıyor. Bundan sonra süslemeler hepsi size ait. Sadece olan var. Yanlış diye bir şey yok. Hep dairesel formda, o da hayatın içindeki döngülerimize ve her şeyin döndüğünü, değişim ve dönüşüme açık olduğumuzu kabule geçmemizi sağlıyor. Kolaylıkla geliştirilip tekrar yapılabilecek bir yöntem. Sadece sizin bunu başlamanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi hep bir sonraki adımı seçip geleni kabul etmekten geçiyor iş. Ve siz de bunun gibi bundan daha da güzellerini yaratabilme potansiyeline sahipsiniz. Şimdi ben size böyle hem de bir meditasyon müziği açıp yaklaşık yarım saatimiz var. Yarım saat içinde kendiniz bunu deneyimlerken ben de sizle bir Tibet duasını paylaşacağım. Siz şu anda yapmaya başlayın. Aynı zamanda da hayatımızda neleri hayata geçirebilme potansiyelinde olduğumuzu gösteren bir video paylaşmak istiyorum. Bir saniye, şunu tekrardan. Siz müzik de açayım. Mandalalar yaratıcı lobu hayata geçireceği için alanınızda da sizin sağ lobunuzu aktive edecek müzik, tütsü, mum ışığı. Bunların hepsi mesela beynimiz, sol tarafı beynimizin bir yere girdiği zaman "Oh, burası ne kadar güzel kokuyor" gibi deneyimi bilmez. Bunu sağ lob duyar. Veya romantik bir şarap eşliğinde mum ışığı, bunların hepsi yaratıcı lobu aktive etmek içindir. Tütsüler, aromaterapik yağlar, beynimizin gerçekten sağ lobunu aktive edecek an yaratmamıza neden olur. Bizler de kendi ortamımızda böyle alanlar yaratalım ve bu da sizin daha çok yaratımınızı güçlendirecek ve daha güçlü mandalalar yapmanıza sebep olacak. Bakın, bu da bir yeniye yer aç videosu. Bunu da fonda böyle paylaşmak istedim. Okuyabilirsiniz, müziğini dinleyebilirsiniz. Ben size sorayım. Kim bilir, belki bir gün onlara ihtiyacın olabilir düşüncesiyle gereksiz eşyaları biriktirmeyi alışkanlık edindiniz mi? Belki gelecekte çok ihtiyacın olabilir düşüncesiyle parayı hiç kullanmadan sadece biriktirme alışkanlığınız var mı? Uzun bir süredir giymediğin elbiselerini, ayakkabılarını, evinde artık kullanmadığın eşyaları hala saklıyor musun?
Ya kendi içinde yaşadığın hayal kırıklıklarını, gücenmeleri, üzüntüleri, korkuları ve benzer duyguları biriktirme alışkanlığın var mı? Bu alışkanlığından vazgeç. Çünkü bunları yaparak kendi zenginliğine karşı geliyorsun. Hayatına yeni şeylerin girmesi için önce onlara yer açman gerekiyor. Bolluğun sana gelmesi için yaşamında yer işgal eden fakat işe yaramayan şeylerden kurtulman gerekiyor. İşte yaratacağın bu boşluğun kuvveti tüm arzularını hayatına çekecek olan gücün kendisidir. Eski ve işe yaramayan maddi manevi tüm varlıklarını biriktirdiğin sürece yeni fırsatlar için yerin olmayacak. Eşyalar sürekli dolaşmalıdır. Çekmecelerini, dolaplarını depo olarak kullandığın yerleri boşalt. Artık kullanmadığın eşyaları ver gitsinler. Bir yığın kullanılmayan eşyayı biriktirmek seni olduğun yere sabitleyerek ilerlemeni engeller. Bunlar hep hareket enerjisini başlıyor. Ancak yine de hayatta ilerlemeni engelleyen bu eşyaların kendileri değil, onları biriktirme alışkanlığındır. Onları ısrarla elimizde tutarak darda kalacak olmanın ve yoksulluğun olasılığını düşünür. Yarın bir gün onlara ihtiyacımız olursa bu ihtiyacı karşılayamamaktan korkarız. İşte bu düşüncelerle zihnine ve yaşamına iki mesaj gönderiyor. Bir, geleceğe güvenin yok. İki, sen zaten yeniye ve daha iyiye layık değilsin. İşte bu yüzden eski ve işe yaramaz eşyaları saklayarak kendini mutlu ediyorsun. Dans et sanki hiç incinmemiş. Dans et sanki hiç kimse seni izlemiyormuş gibi. Sev sanki daha önceden hiç incinmemiş gibi. Şarkı söyle sanki seni duyabilecek kimse yokmuş gibi. Yaşa sanki cennet bu hayatın kendisiymiş gibi. Rengini ve parlaklığını kaybetmiş her şeyden kendini özgür bırak. Artık yeninin sana gelmesine ve yaşamına girmesine izin ver. İşte bu sebeple bunu okuduktan sonra kendini saklama. Bırak dolaşsın. Bolluk ve huzur çok yakında seni bulsun. Amin. Evet, bu benim çok sevdiğim bir video ve buradan anlaşılacağı gibi hayatın içinde her şey hareket ediyor ve hiçbir şekilde bunun mandala ile paralel bağlantısı, biz o hareketi kağıt üstünde renklerle yapıyoruz. Her bir adımda hayatın içindeki bir sonraki ilmeğe ulaşıyoruz ve gerçekten neyi değiştirdiğimizi bulmaya çalışmadan, yani zihni susturarak bakıyorsunuz ki hayatınızda birçok şey
bambaşka şekilde gelişmeye başlamış, sizi değiştirip dönüştürdüğünü fark ediyorsunuz. Bu yüzden çok dinlendirici bir yöntem. Hiçbir şeyi düşünmeden sadece yaratımın olduğu ve bir sürü çekmecenin kendiliğinden boşaldığı bir yöntem. O yüzden sıkıldığımız zamanlar bile telefonla konuşurken bile böyle elimizle karaladığımız, çizdiğimiz her şey bir mandala. Ve bu bilinçaltındaki dışa vurumun göstergesi, çıkmaya çalışan bir takım duygu ve düşüncelerin sessiz hareket edişi ve mananın madde olmuş hali, dediğim gibi duygularımızın elle tutulur hali. Ben size bir müzik açıp bu müziğin eşliğinde çizmenizi tavsiye ediyorum. Şu anda da öyle bir sessizlik ortamında mandalalarınızı yaratabilirsiniz. O sırada da size farklı da bir takım, siz çizerken müziğin eşliğinde ben sizle aynı zamanda mandalalarla ilgili anlatımlar yapayım. Bir mandalada zamanlama ve konum çok önemlidir. Bu da kendi konsantrasyon alanımızı bizim geliştirir. Doğru zaman, doğru yer her zaman yaratıcılığı çok güçlendirir. Ve niyetlerimizin daha kolay hayata geçmesini sağlar. Bir takım şeyler olmuyorsa bilin ki doğru zaman ve doğru yerde olmadığımız içindir. Veya o alanı kendimize yaratmadığımız içindir. O yüzden sessiz bir ortama, meditasyonların çoğu da bunu gerektirir. Dualarımızın çoğu da bunu gerektirir. Veya bu tip alanlarda, enerjinin yoğun ve yüksek olduğu alanlarda olmak da bizim hayatımızdaki niyetlerimizi, dualarımızın gerçek olmasını kolaylaştırır. İbadet alanları gibi. Bunlardaki enerjiyi tutan, mandalanın kelime anlamıyla enerjiyi tutan kap cümlesi, işte bu alanlar en içinde olmak. Kendi ibadet alanınızı da elinizde de yaratabilirsiniz. Mandala da aslında sizin kendinize ait yarattığınız bir ibadet alanınızı oluşturur. Bir düzen alanınızı oluşturur. O yüzden buna uygun müzik, buna uygun bir ortam, buna uygun sizi alıp bambaşka yerlere götürecek bir koku, aromaterapik bir alan size çok iyi gelecektir ve yaratımını da güçlendirecektir. Öncelikle böyle bir ortam yaratmanız, konsantrasyonunuzu tamamıyla kendinize, içinize ve mandalanıza vereceğiniz bir ortam yaratmanızı tavsiye ediyorum. Ve aynı gün o mandalayı bitirmenize gerek yok. Konsantrasyonunuz bozulduğu zaman ve o andan çıktığınız zaman kalkıp bir su içmenizi, özellikle mandala çizerken bol su tüketmenizi de ayrıca önermekteyim. Çünkü dünyanın %75'i bedenimizin de %75'i su. Ve susuz kaldığımız zaman su çok önemli hayat için. Nasıl önemliyse insanlık için de öyle. Susuz kaldığımız zaman yaratım enerjimiz düşüyor. O yüzden mandala çizerken bu yaratım enerjisini yükseltmek için suyla kendinizi aktive etmeniz gerekiyor. Su sesi dinleyeceğiniz müzikler, su, hatta çizdiğiniz mandalaları bardak altlıkları yapıp üstüne bir bardak suyunuzu koyup suyun hafızası olduğu için onun bile sizin bedeninize geçip onu aktive etme hali var. O yüzden mandalalar her zaman
neşeyi, bolluğu, bereketi, tahtayı, mutluluğu temsilencisidir. Ve odur, yaşam enerjisi vardır içinde. Doğa vardır, güneş vardır, ay vardır, yıldızlar vardır, kozmos, evren vardır. Çünkü bütün bunların saydığımız her şey, her renk doğada ve evrende var olan şeylerdir. Ve bunların hepsi hayatın kağıt üstünde sizin duygularınızla geçip elle tutulur olur. Bunları bir sürahi su bardağınız veya bir sürahiye çizdiğiniz mandalaları koyarsanız gerçekten sizin de hafızanız, sizin hafızasınız varsa bu bedeninize geçer ve hayatın içinde de değişim ve dönüşümü çok daha kolaylıkla yaşamınıza geçirmiş olursunuz. Bu yüzden hep renklerin içinde kalmak adına kendi alanınızda enerjinizi ve frekansınızı yükseltecek ortamlar yaratın. Bunun için kitabımda da bahsettiğim için aslında bunlara çok algılı mandalalar diyor. Bir takım yerleri döşerken özünüzdeki dairesel formdaki objeleri tercih etmenizi öneriyorum. Dairesel formdaki aynalar en güzel görsel mandalalardır. Sizi size gösterir. Ve döngüselliğin içinde kalmanızı sağlar. Tat mandalaları, yediğiniz yiyeceği veya hazırladığınız bir yemeği bile süslemek bir tat mandalaları. Ve bunun görsel olarak sizin enerjinizi yükseltici etkisi olduğu bilinir. Kokulu mandalalar, işte tütsüler, aromatik yağlar, çizmeden de enerji frekansınızı aktive edecek şeyler. Banyonuzu, yatak odanızı, mutfağınızı bu şekilde süslemek, bu frekansınızı yükseltmek için çok önemli. Dokunsal mandalalar dediğimiz, hatta peluş ayıcıkların bu sevgi ve şefkat duygusunu geliştirdiği oyuncakların, battaniyelerin, bebeklerin, o peluş battaniyelerin. Hatta bilim adamları tarafından da kedi ve köpek sevmenin o içimizdeki sevgi ve şefkat enerjisinin ne kadar yükselttiği incelenmiş, bilinmiş. Bu yüzden evimizin birçok köşesinde varsa hayvanımızı sevmek, okşamak veya o tip bir dokunsal, bu mana ve maddenin buluşması gerçekten içimizdeki uyuyan yaratıcı lobu uyandırır. Bunun dışında çok algılı mandalalar dediğimiz, girdiğimiz ortamlardaki frekansı, düşük frekansları algılayabilmek için bile bizim farkındalık alanımızı, o olmak zorunda olmadığımız yerde boşu boşuna başkasına ayıp olmasın diye durma halinden bizi vazgeçti. Veya beraber zaman geçirdiğimiz insanın enerjisi düşük sebebi bize iyi gelmiyorsa onu fark edip o alandan çıkmamızı. Bunları kendi güncel hayatınızda hep test edin. Ne kadar kendiniz için yaptığınız şeyler var, ne kadar başkaları için. Bunlarla bir denge kuruyor musunuz? Dengede misiniz? Bunların hepsi tamamen sizin ne zaman sol zihinde, ne zaman sağ lobda, yaratıcı tarafınızda olduğunuz gösterecektir. Mantık idrak yoluyla aldığımız tüm kararlar sol beyniniz tarafından, bu taraf ağırlıklıysa bu taraf tarafından yönetildiğimizi ve yaratıcı tarafımızı hiç kullanmayıp yaratıcılığımızı hayata geçirmediğimizi gösterir. Zaman zaman bunları kullanıyor olsak da denge içinde değilsek de blokajlar yaratırız hayatımızın içinde. Bunu mandala yöntemiyle çizerek müsvedde kağıdına bile simetri yaratacak bir figürler, yani illa böyle çok boyalar, kalemlerle olmadan sadece elinizle yapacağınız bir pratikle bile
deneyimleyebilirsiniz. Ve bunu da önemli olan birinci adım mandalaya başlayanlar için hayatın içinde fark etmek. Ne kadar zihindesiniz, ne kadar yaratıcı taraftasınız. Yaratıcı taraf, şöyle de izah edeyim, kalbinizden gelen iç sesinizi ne kadar duyabiliyorsunuz? Kimisi o kadar çok iç sesini duymayı unutmuş, hatta duymayan o kadar çok insan geliyor ki mantığının mı iç sesinin mi ona bir şey söylediğini algılayamıyor ki. O yüzden işte mandala yöntemi, seçtiğiniz o renk bile sizin kendi iç sesinizi duyabilme gücünü arttırıyor. Kişi o kadar somut bir dünyada yaşıyor ki, var olan bir yerde ve hep komut alarak yaşamış ki kendi tercihi kalmamış, kendi kararlarını alamamış ve hiç özgürleşmemiş. Veya ben kendim çok kurumsal bir hayattan geldiğim için hep yaptırımlar ve hep hedefler, hep kotalar. Onun içinde normalleşiyorsunuz, normal sanıyorsunuz. Oysa ki çok sınırsız bir özgürlük alanı var. Önce, her şeyden önce benim kendimi fark etmeme ve benim kendi iç sesimi duymama sağlayan çok etkili bir yöntem olduğu için mandalayı bu kadar öneriyorum. Oradaki kağıdın başına oturup da kırmızıyla mı başlayayım, sarıyla mı başlayayım diye sormak bile hala kendi iç sesinize yönlenmediğinizi gösterir. Burada ilk adım bile onu seçmek. Neyi seçmek istiyorsunuz? Güzel veya çirkin çizeceğiniz veya ne çizeceğiniz değil. Neyi istiyorsunuz? Ne yapmak? Karalamak mı istiyorsunuz? Çizmek istemiyor musunuz? Hep bunları o kağıdı üstünde, kağıt önünüzdeyken fark ediyorsunuz. Veya bir mandalaya başlayıp da bir anda sıkılabilirsiniz. O zaman o mandalayı durdurmak gerektiği söylenilir. Burada da istemediğiniz bir şeyi zorla yapmamak için. Aynı gün bitirmenize gerek yok demiştim. Mandalalar içinizden geldiği şey geliştirilecek. Bir kağıdınız önünüzde hep durur. Bir gün bir figür çizersiniz. İkinci, bazı mandala 3 günde biter, bazı mandala 1 günde biter, bazı mandalalar 3 ayda biter, 1 senede bile biter. Burada tamamıyla sizin kendi içinizden geldiği gibi hareket edip zorlamaya girmeden tamamıyla ay şunu da yapayım da öyle çıkayım dediğiniz her şey veya bir yere yetişmeniz lazım. Ay şunu bitirmeden çıkmayayım dediğiniz her şey hayatın içinde de sıkıştırmaları, kendinize yaptığınız zorlamaları gösteriyor. Öncelikle bu size bir pratik kazandırsın. Kendinizi görün, fark edin nasıl bir kimlik olduğunuzu, nerede sıkılıyorsunuz, bunları bir kenara not alın. Küçük figürlerde çok mu sıkılıyorsunuz, sabırsızlanıyorsunuz veya birden büyük figüre mi geçmek istiyorsunuz? Bu tamamıyla sizin içinize dönmenizi ve kendinizi tanımanız için bir ilk adımı oluşturuyor. Ondan sonra güzel mandalalar yaratma kısmına geçiyorsunuz. Yani güzel derken ondan sonra estetik veya bir şeyleri hem tuval üstünde hem tabaklar üstünde, çinide gibi farklı alternatiflerde, farklı figürlerle, farklı renklerle, sulu boya teknikleriyle deneyimliyorsunuz. Ama önce mandala yöntemi kendinizi keşfetmenize ayna tutuyor, ayna oluyor. Nerede sıkı, kendinize koyduğunuz yargıları gösteriyor. Nerede olmanız gerektiğini, nerede olmamanız gerektiğini gösteriyor, fark ettiriyor. Evet, bunu sadece kendinize bir saat ayırıp da o kağıt üstünde mandala sizin öğretmeniniz olmasına, mandalanın izin verin derim. Gerçekten kendinizle yüzleşmeniz için buna fırsat verin. Kendinize bu alanı açın. Hiç denemeyenler mutlaka denesin. Daha sonrasında da zaten çekiliyorsunuz. Doğada birçok şey
sizin karşısında mandalalar olarak geçiyor. Bunlar işte bir salyangozun kabuğundan örümcek ağına kadar demiştim. Veya yolda yürürken bir binadaki logodan tutun da bir desen de aslında her yerde her şey o örüntüler hayatın içindeki insanlığa ahenk ve uyumunu öğretmek için, göstermek için seçilen figürler. Bu bilinçli olarak da insanlık logolarda birçok yerde genellikle dairesel formlar kullanılıyor. Kapsama alanını gösteriyor. O yüzden bu umarım bir farkındalık kazandırmıştır mandala yöntemi size. Bu 2 günlük 45'er dakikalık anlatımla daha detaylı bir mandalayı deneyimlemek isterseniz zaten Necla Hanım'la beraber farklı eğitimler de açacağız online olarak da. Kendim de zaten 14-13 yıldır Nişantaşı'nda hani stüdyoda da yüz yüze almak isterseniz de İstanbul'da Nişantaşı'na beklerim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Uyanış Festivali böyle bir etkinlikleri düzenlediği için ve hepimize bu imkanı tanıdığı için Necla Hanım'a ve ekibine çok teşekkür eder. Güzel nice etkinliklerde bir araya gelmek dileğiyle derim. Yüz yüze festivallere de katılmak üzere herkese keyifli, güzel bir farkındalık alanı olsun.